Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz bu altcoin nedir serisinden geliyor. Bu videomuzun adı Real arkadaşlar. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Real'in vizyonuna, misyonuna, teknolojisine ne işe yaradığına, temel teknik anlamdaki verileriyle CoinMarketCap verilerine bakalım. Sizlere 2022'de patlayabilme ihtimali olan bu Metaverse projesini güzel bir şekilde tanıtmak istiyorum. Çünkü kazanmanızı istiyorum. Burada kendilerinin öncelikle bir tanıtım videosu var. Bu videoda detaylı bir şekilde hani böyle bir kısa bir tanıtım gibi bir şey yapmışlar. Bu videoyu açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sesi kapatalım. Böyle ufak böyle size bir kısa bir tanıtım gibi bir şey olsun. Ben de bir yandan size bu projenin ufak ufak tanımından bahsetmeye başlayayım. Şimdi bu proje yani Really Metaverse Solana üzerindeki ilk yaşa ve kazan Metaverse arkadaşlar. Bakın bu tanım henüz Metaverse projelerinde yeni bir tanım. Yaşa ve kazan Metaverse'ü bu proje Unreal Engine üzerinde geliştirilmiş ve 3 Plus grafiklere sahip gökyüzü üzerinde oluşturulmuş sanal bir şehirmiş. Bu şehir moda markalarıyla, grafiti sanatçılarıyla, kaliteli ve şık oyuncak markalarıyla, rapçiler ve kaykay markaları gibi gerçek dünya isimlerini bu Metaverse içerisinde birleştirerek sokak kültürüne odaklanıyormuş. Bu şehrin adı da Kula bu arada. O detayı da size vermiş olayım. Şimdi White Paper'ına girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ben White Paper içerisindeki bilgilerden zaten size detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Burada yine bu proje içerisinde doğa, bina, sokak, sanat, stadyum ve bunun gibi bir sürü binalar olacak ve eklentiler olacak. Yine asıl değinmek istedikleri sokak kültürünün içine girecek ve bu Metaverse'ü kullanan insanlar hayallerine kavuşacaklar. Metaverse evreni biliyorsunuz ki hani bir hayal dünyası olarak tanımlıyorlar. Real token'i ise bu Metaverse içerisindeki tüm kripto faaliyetlerine hizmet edecek altyapının temel katmanı olacak. Yine burada da bir tanıtım videosu var. Yine merak eden arkadaşlarım girip detaylı bir şekilde inceleyebilirler. Burada sizin avatarınızı göstermişler. Bu avatar satın alabiliyorsunuz ya da kendi yüzünüzü bu avatara tanımlayabiliyorsunuz. Kişiselleştirmiş olarak bunu oluşturabiliyorsunuz. Ve gerçek dünya üzerinde bulunan markaları burada NFT olarak giyebiliyorsunuz. Bu çok güzel ve dikkatli durulması gereken bir detay. Gerçek dünya markaları üzerindeki NFT'leri üzerinize giyebiliyorsunuz. Ve yine bu Metaverse içerisinde evcil hayvanınız olabiliyor. Bu evcil hayvanınızı besleyebiliyorsunuz ve işte alıp satabiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz. Metaverse içerisinde yani bu şehir içerisinde bir kariyer seçebiliyorsunuz ve dediğim gibi tamamen Metaverse üzerindeki sanal yaşantınızla ilgili oluyor bu sistem. Şimdi burada böyle çok enteresan bir tanım var. Benim özellikle dikkatimi çeken diyorlar ki çevrim içi olduğunuzda avatarı kullanan ve tüm etkileri, tepkileri oluşturacak olan kişi doğal olarak sizsiniz. Ve size çok sürükleyici bir deneyim sunacağız diyorlar. Ama burada çevrim dışı olduğunuzda ne olacak sorusu var. Normal Metaverse'lerde çevrim dışı olduğunuzda hani bu zamana kadar örneklenmiş Metaverse'lerde çevrim dışı olduğunuzda bu Metaverse'ün içerisinde sizden herhangi bir iz yok. Hani avatarınızdan herhangi bir iz yok. Ama bu Metaverse içerisinde yapay zeka güdümlü sizin hareketlerinizi yapay zeka ile öğrenip bu Metaverse içerisinde siz çevrim dışıyken devam ettiren bir avatarınız olacak. Bakın bu çok farklı bir tanım. Gelişmekte olan Metaverse'lerde yeni bir kavram. Enteresan işler çıkmaya başlıyor. Zaten Metaverse evreninde özellikle NFT'ler ve yapay zeka ile bir önceki videomda da bundan bahsetmiştim. Bir birleşim söz konusu olacak ve yavaş yavaş olmaya başlıyor. Burada şehir içerisindeki metabolizmadan yani şehrin yaşantısından bahsetmiş. Bu kentte yani bu şehirde Kula kentinde burada bu şehri yaratabileceksiniz. Yani kendi arsalarınızı falan satın alabileceksiniz. Bu şehir blockchain üzerindeki bloklar aynı zamanda binalar olacak. Mağazalar, galeriler ve apartmanlar hepsi birer NFT olacak. Ve sizler bu NFT'yi alıp dekore edebileceksiniz. Diğer markalara kiralayabileceksiniz. Ve isterseniz de NFT satışından gelir elde edilebileceksiniz. Bu şehir bir DAO yöntemiyle yönetilecekmiş ve karşılığında da gerçek dolar kazanma şansı mevcutmuş. Yine aynı şekilde burada bir sonraki sekmede de bu şehir üzerinde yani bu Real Metaverse şehri üzerinde
Bir işte konserler olacak, etkinlikler olacak, işte sanatçılar burada olacak gibi kendileri diğer insanlarla, sanatçılarla ve kullanıcılarla etkileşime geçebileceğinizden bahsetmişler. Ve dediğim gibi buradaki şehir yönetiminden bahsetmişler. Bu şehir merkezi olmayan bir DAO organizasyonu tarafından yönetilecek ve işletilecek. Oyuncular özgürce kayıt olabilecek. Bu organizasyona istediği gibi katılabilir ve çıkabilirsiniz diyorlar. Bu şehir CityDAO'nun vergi toplama ve dağıtım mekanizmasından belirli endüstri ürünlerinin yani kazanç sağlayacak olan kişilerin ve sahiplerin belirli kurallara uyarak oyuncular demokratik oylama yoluyla sizler de yani yatırımcıysanız bu dükkan sahibiyseniz örnek veriyorum ya da elinizdeki real token'a göre sizler de oy hakkına sahip olabileceksiniz bu şehrin yönetiminde. İşte burada geldik asıl olaya. Burada NFT'nin entegrasyonu var. Sanalla gerçek arasında değişik bir tanımda aslında müthiş bir değişim diye sizlere tanımlayabilirim. Bu şehirde en sevdiğiniz markanın sanal bir giysisini satın alabiliyorsunuz ve dikkat edin gerçek olanını gerçek evinize de gönderebiliyorsunuz. Bu çok iyi bir özellik. Markanın gerçek dünyadaki mağazasında tam tersi işlemi de yapabiliyorsunuz. Gerçek olan dünyadaki elbiseyi satın aldığınızda bu elbise üzerinde bulunan NFC çipini tarayarak bu Metaverse içerisindeki avatarınıza takabiliyorsunuz. İşte tam olarak Metaverse'ün daha da bunun bakın gelişmiş versiyonları çıkacak. Metaverse'ten bizim istediğimiz şeyler. Burada böyle büyük markalardan yani bir Adidas'tan bahsedelim ya da bir Polo'dan bahsedelim. Hani bu gömleğin Polo'da olduğunu varsayın. Gerçek hayatta bu gömleği satın aldınız ve bu gömleğin üzerinde bir NFC çipi var. Yani çipten bahsettiğim bir kare kod olabilir hani etiketlerde. Bu kare kodu okutarak bu Metaverse içerisindeki avatarınıza da aynı ürünü giyebiliyorsunuz. Ya da tam tersi işlem ilk anlattığım bu üründe yani bu sistem içerisinde satın aldığınız bir NFT'yi tabi markanın bir NFT'si ise bu NFT'yi de gerçek hayatta mağazadan evinize talep edebiliyorsunuz. Birebir kopyası. Büyük ihtimalle NFT'lerin de örnek veriyorum 40 dolar bir gömlekse 40 dolar satın aldığınızda NFT'nizi mağazadan da bunu talep edebileceksiniz. Tabii ki de marka onaylı ve tescilli ise birebir kullanıcıların üretip satabileceği NFT'ler de olacakmış. Bu NFT'ler yine sizin kazanç sağlamanızı sağlayacak ama burada önemli olan markaların onaylı olduğu NFT'leri tabii de kullanmanız çift taraflı kullanım açısından çok iyi bir özellik. Şimdi burada token ekonomisini anlatmışlar. Burada dediğim gibi real jetonu tamamen bu metaverse içerisinde kullanılabilecek bir jeton olduğunu bahsetmişler. Burada bir hazine tanımı mevcut. Oyun içerisinde yani bu şehir içerisinde bir hazine olacakmış ve farklı şehirlerde yarışmalar olacağından bahsetmişler. Burada da arazilerden bahsetmişler. Araziler yani NFT'ler oluyorlar aynı zamanda. CityDAO için otomatik oy hakkı elde edecek arazi sahipleri işletmeleriniz olabilecek dediğim gibi sizler ister kendiniz kullanabileceksiniz isterseniz de diğer yaratıcılara ya da yatırımcılara kiralayabileceksiniz. Bu kira bedelini de kafanıza göre belirleyemiyorsunuz. Piyasa fiyatları olacak ve arz talep fiyatına göre kendileri desteklenecek ve belirlenecekmiş. Burada mağaza işleminden bahsetmişler. Bir NFT'ye sahip olmak veya kiralamak sanal şehirde bir mağaza açabileceksiniz. Hem arazi sahibiyseniz hem de kullanıcıysanız bu ağ üzerinde bu Metaverse içerisinde mağazanın faaliyetlerine ve işlem hacmine bağlı olarak dolarla ödül alacaksınız demişler. Burada şehir içerisinde olan oyunlarda oyuncular oy hakkı elde edecekmiş ve bahislerle de gerçek karşılığında dolar kazanacak. Yani içeride bir bahis mekanizması da olacak. Kumarhane olabilir falan hani bunun açıklamasını yaparlar. Burada da şehir eventleri olacak demişler. Şehir içerisinde düzenli olarak etkinlikler ve eventler olacakmış. Burada da markalar arasında ortak markalar yine oluşturabilirmiş. Yani markalar ortak eventler de yapabilir. İşte bir araba firması bunu yapabilir ya da işte bir turizm firması işte size tatil edebilir, hediye edebilir. Metaverse'de ya da gerçek dünyada yine karşılığı dolar olarak olacak demişler. Burada bir grafik vermişler. Bu tokenin bu Metaverse içerisinde nasıl kullanacağını ve ne işlere yaradığını detaylı bir şekilde size anlatmışlar. Bu grafiği de ilgilenen arkadaşlarım detaylı bir şekilde inceleyebilir. Burada ekosistem desteği mevcut. Ekosistemde Solana, Raydium ve Matic'i görüyorsunuz. Onun haricinde burada birkaç tane cüzdan firmalarının olduğunu görüyorum ve partnerleri de burada açıkça bir şekilde belirtilmiş. Burada da yatırımcılarını görüyoruz. Yatırımcılarda benim ilk dikkatimi çeken Alameda Research'tü. Bu adamlar yani öyle boş projelere yatırım yapmıyorlar ve yatırım yaptıkları projelerde kolay kolay düşmüyor. Genelde yükselen eğrilere yatırım yapıyorlar ve burada da OKX Block Dream Ventures'ı görüyoruz. Bu da kendisinin OKX'te listelenme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ilerleyen zamanlarda
bize anlatıyor. Burada aşağıda bir sekme yapmışlar. Twitter'ına, işte Discord'una, Medium'una, Telegram'ına ve Instagram'ına buradan katılabilirsiniz. Dediğim gibi kendilerinin bir airdrop etkinliği varmış ama ben projeyi henüz yeni keşfettiğimden dolayı sizlere bu projede hani bir an önce yer almanızı istiyorum arkadaşlar. Burada aşağıda yol haritası var. Yol haritasında 2021'in 4. çeyreğinde olan idoları, işte EO'ları falan yapmışlar, özel satışları. Kendisi 1 dolardan ön satışta satılmış arkadaşlar. Bunu da bir yere not edin. 2022'nin ilk çeyreğinde olacak olan yol haritasında gösterdikleri kullanıcıların gerçekten etkileşime girmesi için hazır olacak ve sanal giysiler her yerde gösterilebilecek. Bu Kula sanal şehri beta çevrimiçi versiyonunu açacaklarmış ve UGC konuşma betası da bu, yani konuşabileceğiz de bu metaverse'ün içerisinde. Aynı zamanda yapay zeka algoritmaları ile bu sistem, bu metaverse daha gerçekçi hale gelecekmiş. 2022'nin ikinci çeyreğinde de az önce, yani yine projenin tanımında size bahsettiğim sanal evcil hayvan yükseltmeleri 3D versiyonunda görüntülenebilir olacakmış. Bu evcil hayvanlarınızı ve avatarlarınızı meka sürümleri diye bunu tanımlamışlar. Yine arazilerin ve sanal mağazaların açık satışı işletilmesini içeren marka ve IP yatırım planı başlayacak. Yani burada 2022'nin ikinci çeyreğinde yatırım markalarının ya da bireysel yatırımcıların arazi satışlarından faydalanabileceğinden de bahsetmişler. Şimdi ben projeyi çok beğendim. Niye çok beğendim? Şurada bir NFT muhabbeti var. O çok bambaşka benim gözümde. Bir ikincisi, burada bahsettiği yapay zeka olayı çok bambaşka. Bu olayı yapan ilk Metaverse diye ben kendisini biliyorum. Eğer yanlış biliyorsam ya da eksik biliyorsam beni yorumlarda uyarabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında diğer artıları ne? Solana ağı üzerinde olması diğer artılarından bir tanesi. Biliyorsunuz ki şu anda en hızlı ağlardan ve en ucuz ağlardan bir tanesi Solana. Kendisinin CoinMarketCap verilerine geçelim. CoinMarketCap'te 2860. sırada. Burada daha dolaşımdaki marketi gösterilmemiş ama kendisinin 1 dolardan ön satışta satıldığını biliyoruz. Şu anda da 20 dolarda olduğunu biliyoruz. Yani henüz 20x gibi bir fiyatla açılmış. Böyle bir Metaverse projesi, yani rakibi de direkt Block'tur. Onu da size söyleyeyim. Blocktopia kendisinin rakibidir. Tabii ki Blocktopia bu alanda ilk olan projelerden biri olduğu için çok büyük bir hype ile başladı. Tabii kendisinin Blockback projeleri, stake'liklerle kitlemeler falan arz azaltından dolayı da ilerleyen zamanlarda o da fiyatlanacaktır. Ama burada ben bu projenin kullanımının fazla olduğunu düşünüyorum ve özellikle 2022'nin birinci çeyreğinde beta sürümü aktif olduğunda insanların buraya çullanacağını düşünüyorum ve Solana ekosistem üzerinde bulunan bir ucuz Metaverse olduğunu düşünüyorum. Yani fiyat anlamında henüz kendisi ucuz. Şimdi listelendiği marketlere bakmadan önce düşmüş olduğu en düşük rakamı 7 dolar yazıyor burada ama bu borsa listelemesidir. Ön satıştan 1 dolardan satıldığını biliyoruz. Çıkmış olduğu en yüksek rakamsa 28 dolarmış arkadaşlar. Listelendiği borsalara bakacak olursak burada Bybit borsasını görüyoruz. Raydium olan DEX'i ve Serum'u görüyoruz. Yine Digifinex'i görüyoruz. Burada henüz eklenmemiş olan FTX de var arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarım burada merkeziyetsiz borsalardan Raydium ve Serum'dan, diğer hani merkeziyetsiz borsaları kullanamayan arkadaşlarım Bybit'ten ya da FTX'ten alabilirler. Bybit'e ve FTX'e kayıt olmak isteyen arkadaşlarım için bu videonun altında ben Bybit ve FTX indirimli linklerini bırakacağım. İsteyen arkadaşlarım oradan kayıt olabilirler. İsteyen arkadaşlarım da mevcut kendileri istedikleri gibi kayıt olabilirler. Biz sadece indirimli link bırakıyoruz. Hani oradan bir kazancımız yok. Benim için fark etmez. İsteyen istediği yerden kayıt olabilir. Önemli olan bu projeye ben kendim yatırım yapacağım. Kendim yatırım yapacağımdan dolayı da bu kazancı sizin kaybetmenizi istemiyorum. Bu proje 100 dolarları, 150 dolarları falan görebilecek bir proje diye ben kendi planlamama dahil ettim. 20 doların altında şu andaki düşüncem kendisi için ucuzdur. Hatta 20 dolardan, 28 dolardan daha da aşağılara düşse, 15-14 dolarlara keşke düşse de alsam. Şimdi yatırım planında kendisini böyle all in one girmemeniz gerekiyor. Bunu zaten biliyorsunuz, parça parça girmeniz gerekiyor. Yani gidip de 100.000 TL, 10.000 TL, 1.000.000 TL fark etmez, öyle büyük yatırımlar yapmayın. 2022 sepetinde, özellikle Metaverse sepetinde başta gelen coinlerden bir tanesidir. Bir sepet videosu da yayınlayacağım. Sepet videosu haricinde de 2022 Metaverse, işte DAO, GameFi projelerinde video atmaya devam edeceğim. Bu projede onlardan birisi arkadaşlar ve bu projede yatırım alanında kendisini ben planlamama dediğim gibi dahil ettim. Metaverse alanındaki coinlerden bir tanesi de bu olacak. Cüzdanımın %5'i ile bu projeye 3 kademede yatırım yapacağım. Yükselirse yükselirken alırım. Hiç önemli değil benim için.
Önemli olan düşme riskini ortadan kaldırmak. Bu tarz projelerin videolarını çekmeye dediğim gibi devam edeceğim arkadaşlar. Bizlere desteğiniz bu anlamda çok önemli. Bizlere destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bu videonun altında hem Bybit, FTX ve diğer borsaların indirimli linkleri var. Onun haricinde de Twitter, Telegram ve Discord linklerimiz mevcut. Bu linklere tıklayarak Twitter'ımıza, Discord'umuza ve Telegram'ımıza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, unutmayın. Plan var, panik yok.